Şimdi eee taraflı taraf herkesin dün Fenerbahçe'nin iyi oyun oynadığını gör okuduk. İşte işte burada Fenerbahçe'yi takip eden arkadaşlarımıza sabah konuştuk. Evet iyi iyi oyun bu senede ilk defa yanılmıyorsam değil mi? Dört farklı kazandı. İlk defa değil de şöyle söyleyelim. Şimdi, ya, fark olarak doğru ligde diye düzeltmemiz Düzeltelim. lazım. Beş attığı bir maç var. var. Helsinki maçı var. O ayrı. Ama ligde ilk ligde defa. Ligde ilk kez ikiden fazla gol atıyor. Öyle söyleyelim. Ha Belki bunda Rize Spor'un da hataları var. Onu da ayrıca konuşacağız. Ama yine de Vitor Pereira ne yaptı etti? Üçlü savunmayla çıktı. <laughs> Artık ben hani bu soruyu sormak istemiyorum. Aldin abi. Ozan Zeybek hiçbir yorumcumuza. Çünkü neden sormak istemiyorum? Artık çünkü bu iş hakikaten bizim de kolayımıza, üçlü savunmayla mı çıktı, dörtle mi çıktı? Artık bu hocanın kararı. Kendi adıma dedim ki saygı duymam lazım. Ee, ve ben artık bu tarz soru sormak istemiyorum. Bu hocanın takdiridir aldın abi. Hepimizin saygı duyması lazım. Ama onun haricinde sen nasıl bir pencere açarsın veya Ozan Zeybek karışmam. ama e, Pereira'nın Sistemini tartışmaktan e, biz doğruları ya da yanlışları tam masaya yatıramıyoruz. Bir de saha içinde oyuncuların da performansı evet. önemli. Buyur. Sen Şimdi de başla. Şöyle bakışlayalım istersen. Neden Pereira'nın sistemini tartışıyoruz? Puan cetveline bakıyorum. Trabzonspor 15 maç 39 puan. Fenerbahçe ikinci sırada. Evet ikinci sırada olmak güzel. 15 maç 27 puan. 12 puan fark var. E, bir hocanın sistemini tartışmamızın temel noktalarından biri bu. Evet Fenerbahçe kazandı. Üstelik de dört gollü bir galibiyet. İlk kez rastlanan bir durum. Bazı oyunculara işaret etmem lazım özellikle. Onları da söyleyeceğim. Ama bu fark oluşuyorsa eğer ligin daha 15. haftasında bunlar konuşulur. Yani hoca sistemde neler yapıyor ve zaten hocanın bir takıntısı var. Diyor ki ben bu sistemi oynayacağım. Başka bir şey yok. Kim ne derse desin. Ben bunun peşindeyim diyor. Biz bu noktada o zaman ne yapmamız lazım? Kazandığı zaman hangi doğruları yaptığını, hatta kazandığı zaman hangi yanlışları yaptığını vurgulayacağız. E, kaybettiği zaman da bunun sistemle ilgili bir durum mu yoksa genel anlamda bir kayıp mıdır ona bakacağız. Şimdi dün geceye baktığımızda Fenerbahçe'nin rakipten bağımsız olarak. İyi bir görüntü verdiğini söyleyebiliriz. İyi bir görüntü. Özellikle genel istatistiklerine uygun bir şekilde ben maç öncesi yayınında da söylemiştim. 70-75. dakikadan sonra Fenerbahçe çok gol atan bir takım. Aslında en, en çok gol attığı dakikalar o bölümler. Ve nitekim orada da coştu. Yani ilk golün gelmesiyle birlikte. Birkaç tane önemli noktaya işaret etmemiz lazım. Madem sistem sormuyorsun o zaman oyuncu bazında gidelim. Tamam. E Ferdi Kadıoğlu'nun mükemmel bir performansı var. Yani açıkçası şöyle söyleyebilirim. Yani sağ tarafa çekti, sol taraftaki inadından vazgeçti, sağa çekti ve Ferdi Kadıoğlu Çaykur Rizespor'un sol tarafını adeta bir şeye istasyona çevirdi böyle gidip geldi gidip geldi. Dalaydı iyiydi. Önünde oynayan Rossi ile de beraber çok iyi iş yaptıklarını söyleyebilirim. İkinci oyuncu Rossi ile beraber Rossi'de çıkana kadar gayet mükemmel oynadı. Onun dışında ben Mesut'u beğendim. Gerçi birçok kişi böyle tereddütte ama Mesut'u beğendim. Yani Mesut bir takım liderliğine soyunmuş görüntüsünü ortaya koydu. Ve oyunun artık kırılma noktasına doğru da zalayı yani biz burada ısrarla söylediğimiz bazı şeyler var. Yani onun için söylüyorum. Biz bu zalayı oynar diyoruz. Ama Hoca oynatmıyor. Yani bugün Tisseran olsa Tisseran oynayacaktı. Ya da ne bileyim işte Tisseran varken belki de Novak olsaydı özür dilerim. Novak olsa belki de Novak'la oynayacaktı. Ama Zalai bence çok önemli bir oyuncu. Onun için de Zalai'nin de maça damga vuran isimlerden biri olduğunu vurgulayabilirim. Ve Peki. genel anlamda baktığımızda 3-4 oyuncunun öne çıktığı bir takım zaten çok öne çıkar Beşinci oyuncuyu da hemen söyleyelim. Serdar Dursun. Burada biliyorsun çok çok onunla ilgili cümleler sarf ettim. Klasik bir golcüdür dedim. Almanya'da Bundesliga 2'de de olsa 27 gol atan golcü golcüdür dedim. Milli takıma alınması gerekir dedim. Stefan Kunz gelene kadar alınmadı. Şenol Hoca döneminde. Ve o da nasıl bir golcü olduğunu Çıktı gösterdi ayakla kafayla her şekilde gol atabileceği becerisini gösterdi Gözlerim. diyebilirim. Genel girişi yani böyle daha yapayım devam sonrasında konuşuruz. Şu arkada arkadaşlarımız güzel hazırlamışlar. Tabi bazı maçlardan kareler bunlar ama dün Rize maçından sonra da oyuncuların taraftara gittiği, taraftarın onları çağırdı. Hatta Pereira'nın bazı oyuncuları da oyundan alırken alkışlatma isteği de vardı. Pereira da çok mutluydu kulübede. Taraftar da memnun. Ee, yani tabi bu 4-0'lık galibiyet Fenerbahçe'yi aldatmasın da diyen bir kesim de var. O kesimden mi? O kesimden misin? Evet, o kesimin en başındayım. Şimdi Galatasaray maçı öncesi Pereira'nın son maçı olabilir diye düşünülüyordu. Her şey değişebilir diye düşünüyordu. Galatasaray'dan alınan deplasmandan alınan 3 puan birçok şeyi örttü. Göztepe maçında tekrar hüsran. Hani bizim çocukluğumuzda çok kullandığımız bir şey vardı. Çocuğu oyuncağı kaybettirip tekrar buldurursun, sevindirirsin ya. Onun gibi bir şey Pereira'nın şu anda Fenerbahçe taraftarlarına yaptığı olay bu. 4-0'lık skor mu muhteşem. Oynanan oyun iştahı, tempo özellikle Sosa oyuna girdikten sonra ikinci yarı. Sosa'dan sonra değişen bir Fenerbahçe, daha ee, organizasyonu daha iyi olan bir Fenerbahçe. Tamam Fenerbahçeli taraftarlar dün gece uzun zaman sonra güzel bir uyku yumuşlardır. Ama bu demek değil ki e, bu hafta perşembe günü Eintracht Frankfurt'u da yenebilir Fenerbahçe. Önümüzdeki pazartesi günü haftaya bugün Antep'i de yenebilir. Beşiktaş maçına daha güçlü çıkabilir. Ben bunlara inanmıyorum. Yani sen yayına girerken ne dedin? Artık üçlü sistem, dörtlü sistem bunları konuşmuyoruz. Ben bunları konuşmuyorum. Artık biz Pereira'yı konuşuyoruz. Pereira teknik adam olarak oyunculara inandırıcılığını kaybetmiş bir teknik adam benim gözümde. Sen diyebilirsin Ozan Zeybek dün 4-0 kazanan takımın arkasından veya teknik adamın ardından neden böyle konuşuyorsun? Yani bunları e, bilmekte fayda var. Yani bunlar sadece bir dumanı dağıtmış oldu yani. Ortadaki e, oluşan sıkıntıların hepsi bitmiş durumda değil. Yani bazı kendi kendime şunu da ziyorum. Hani üzerinden bir 24 saat geçsin istedim ama daha geçmedi 24 saat. Yani maçın bitiminden daha 15-16 saat geçti. E, bizi kandırdı gibi. Fenerbahçe muhteşem başlıklar atıyoruz. Ben de dün zevk aldım. Oynanan oyundan zevk aldım. Bunu söyleyeyim birincilik. Yani öncelikle bunu söyleyeyim. Hani ben kötü oynadı Fenerbahçe. Tesadüf kazandı demiyorum. Çok iştahlıydı. Çok hoşuma gitti. Uzun zaman sonra Fenerbahçe'nin özellikle Sosa'nın oyuna girdikten sonra bunu bir daha söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum bunu. o iştahı ve temposu, oyun kurma düzeni gol arayışı, daha çok gol koklaması maç 10 dakika daha uzasın istedim ya. Biz daha önceki haftalarda Fenerbahçe'yi izlerken Aykut ya bir an önce bitsin de 1-0 öndeyse 2-0 öndeyse gol yemesin diye düşünürdük. Ya 10 dakika daha olsun da bir iki tane daha gol izleyelim diye düşünmeye başladım. Ama unutmayalım Fenerbahçe dün Real Madrid'i yenmedi. Rize Spor'u yendi. Rize Spor'un puan durumu belli. Deplasmanda puan alamayan bir Rize Spor. Galibiyeti hiç olmayan bir Rize Spor'dan bahsediyoruz. Yani bu bence günü günün güzel şeyiydi. Günü kurtarmak demeyeyim. Günün dünkü futbol anlamında, Fenerbahçeliler anlamında güzel bir olaydı. Devamının geleceğine ben inanmıyorum. Yani Fenerbahçe bunun bu oyunu, bu tempoyu, bu sürekliliği e, getiremez. Fenerbahçe'nin birçok açığı var. Özellikle teknik adam konusunda dün akşamki yayında da şundan bahsettim. Kapalı zarf usulü Ali Koç çıksa oyuncuları çağırsa 30 tane oyuncusu var şu anda mevcut Fenerbahçe'nin kadrosunda. Zarfları dağıtıyorum. Pereira hakkında olumlu olumsuz birer tane cümleyle hakkınızı kullanın dese iddia ediyorum. 2 veya 3 oyuncunun dışında kimse Pereira teknik adam anlamında pozitif. futbolcu pozitif konuşmazlar. Çoğu %90'ı negatif konuşurlar. Bir iki tanesi de çok vefalı insansa o getirdi beni diyerek belki yazabilir onu. Onlardan biri de Crespo. Ee, yapabilir. yapabilir. Yani böyle Fenerbahçe'nin içinde sıkıntılar var. Bugün için övüyoruz. Bu haftaki programı izleyelim şimdi. Dün akşamki yapılan programları güzel oynayan Fenerbahçe'yi konuşalım. Haftaya bir daha bakalım. iki programı bizim yaptığımız televizyon programlarında. Yani bizi bile tereddüze düşüren bir Fenerbahçe var. Bunun asıl sebebi de teknik direktördür. Fenerbahçe'nin oyuncu anlamında Aldun abi mesela Serdar'ı beğendiğini söylüyor galiba. Öyle dediniz değil mi? Ben mesela Fenerbahçe'nin 3 tane gol atan adamı belki maçın ardından bugün değil. Haftaya konuşsam daha iyi olur ama. Yani Fenerbahçe'nin belki yedek santraforu olabilir. Yani Fenerbahçe dediğimiz takımın asıl santraforları ne Berisha ne Serdar Dursun'dur.